Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. İle ve qale fi ayetin ukhra inna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad. Ve qale fi ayetin ukhra meta nasrullah ela inne nasrallahi qarib. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla bize razı olsun. Bir hoş bulduk desenize ya. Hoş bulduk. Ben böyle resmi konuşmayı sevmem. Baştan söyleyeyim. Yüzde yüz gülsün, hoş bulduk deyin. Ondan sonra bir sesini çıksın. Öyle yani resmi olarak dinleyeceksiniz. Kafanızda öyle olmaz. Rahat olacaksınız. Ayaklarınızı uzatacaksınız. Ayakları ağrımlar varsa uzatsın. Ahmet abi uzat ayaklarını, rahat ol. Sonra ayakkabı da dersin ya bizi dersin esin. Bak koltuk bile koyduk durmadı buraya biliyorsunuz. Niye? Cemaat demesin ki ya varlar bunlar var oturacaklar, mikrofon eline aldı uzatacaklar demesin. Ayakta konuşuyor herkes. Kısa konuşsunlar diye. Ama siz biliyorsunuz benim özelliğim ne? Ayakta daha çok konuştum. Dolayısıyla muhabbet. Şimdi arkadaşlar ayetlerime geçmeden önce sizinle bir konu hakkında istişare yapmak istiyoruz evvela. İlk önce sorduklarıma cevap veriyorsunuz. Ondan sonra konuya geçeceğim. Hep beraberce bir dünyada yaşıyoruz, beraberce yaşıyoruz, doğru mu? Doğru. Türkiye'mizde yaşıyoruz beraberce, doğru mu? Doğru. Ve Türkiye'mizde yaşarken bir Müslüman olarak, birinci madde Müslüman olarak elhamdülillah, bir de insani bir vazife olarak, etrafımıza baktığımızda, gençlerimizin ve özellikle genç kızlarımızın halinden memnun muyuz arkadaşlar? Hayır. Anlayamadım. Hayır. Ufaklığın büyüklere karşı yaptığı saygısızlıklardan memnun muyuz arkadaşlar? Hayır. Toplumların birbirine düştüğü, olmayacak şekilde birbirine hakaret ettiği, olmayacak bir şekilde düşmanlık beslediği hallerden memnun muyuz arkadaşlar? Hayır. Ve bunu uzatabiliriz, doğru mu? Doğru. Ve takip ettiğimizde hastaları ziyaret ne olmuş durumda şu anda? Unutulmuş durumda, doğru mu değil mi? Cenazelerde sadece buradayım mantığında, ben buradayım göstergesi, sadece o aileye kendini göstermek için yapılan hareketlere dönmüş durumunda, doğru mu değil mi? Doğru. Düğünler aynı şekilde olmuş mu değil mi arkadaşlar? Ve uzatabilirsiniz. Öbür taraftan yetimhanelerde 100.000 yetim var, 100.000. Ve unutulmuş bu durumda, doğru mu değil mi? Öbür taraftan baktığımızda, çok önemli bir şey söyleyeceğim, geliyorum oraya. Öbür de baktığımızda Suriye'de ve tüm dünyadaki çocuklara baktığımızda gerçekten içimiz acıyor. Acıması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekiyor. Anlayamadım. Gerekiyor. Ama onlara acımamız gerekiyor ama unutmayın ki onlar o şekilde şehit olurlar, cennete giderler. Ama biz o yetim çocuklarımıza ulaşamazsak, yetim çocuklarımıza ulaşamazsak ve şu anda Türkiye'de açık ve net söylüyoruz ya, %95'i tehlikede. Yetimhanelerde yetişip de %95'inden bahsediyorum. 100.000 çocuktan 95.000 çocuk tehlike durumunda. Soruyorum size, bir Müslüman olarak hangi yetime el attınız? Demek ki buna ihtiyaç var mı? Var. Darül acizelerde, huzur evlerinde yaşlıları ziyaretlere ihtiyaç var mı? Ve bunun gibi bir paniçi veya tinerci veya buna benzer yanlış alışkanlıklara yakalanmış gençlerin ellerinden tutulmaya ihtiyaç var mı? Var. Varsa bu çalışma onun için arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şu söylediklerimin tamamı bu çalışmayla alakalı arkadaşlar. Bu çalışmanın maddi veya siyasi bir amacı yok. Sadece Müslüman olarak, insan olarak, Müslüman olarak, insan olarak bütün gençliğimize bütün güzellikleri inşallah güzel bir şekilde aktarmak niyetiyle inşallah. İnşallah. Yapar mıyız? Yaparız. Sesi kısık geldi. İnşallah.
İnşallah. Yaparız. Yapmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Ya soruyorum sana Allah rızası için ya. Dünyevi hiçbir çalışmanıza engel olmamaksızın iddia ediyorum. Tekrar ediyorum. Dünyevi hiçbir çalışmanıza ne olacak? Haftada 15 dakika bu işe ayıracaksın ya. Kaç dakika? 15 dakika. Ve maddi ve siyasi bir amacı olmayacak. Sadece Allah için. Allah için yapacağın bir hareket olacak. Bir adım atacaksın. 15 dakika. İnşallah. İnşallah. Başaracağız inşallah. İnşallah. Ve soruyorum. Huzur-u ilahiye çıktık. Rabbimiz soruyor sana. O senin niyetin yok. Ne demek ya, baksana hiç tefekkür bile etmiyorsun. Düşün bakalım ya. Rabbim soruyor Rabbim. Kulum. Türkiye şartlarında yaşıyordun. Gençlerin halini görüyordun. Ortamın halini görüyordun. Sen dinin gereğince, İslam'ın gereğince, insanlığın gereğince nasıl bir çalışma yaptın? Nasıl bir mücadele verdin? Hakikaten cevabı herkes kendisine sormalı arkadaşlar. İnşallah çok ciddi çalışmalar yapacağız. İnşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Tekrar ediyorum. Bazen ben biliyorsunuz sesim yükseliyor. Hakkınızı helal. Size haşa. Sizin karşınızda öyle kaldık da sesimi yükseltmek niyetiyle asla konuşmam. Allah'a sanırım yani. Mümkün değil. Allah hepinize razı olsun hepiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz hepiniz. Zevken geldiniz elhamdülillah. O yüzden sesimi yükselttim. Dertleşiyoruz kabul edin. Ediyor musunuz? Ediyoruz. Etmiyorsunuz yavaş yavaş konuşuyorsunuz. Kısık kısık. Yapmayın gözünü seveyim. Skorası anlaşıldı inşallah. Şimdi maksadımızı anladınız. Sorular serbest. Şimdi ayet-i kerimelerde bir iki ayet-i kerime okumak istiyorum size. Onları bir beraber bir bakalım inşallah. Beraber bakıyoruz. İnşallah. Yoksa ben konuşayım siz dinleyi kabul etmem. Mevlamız buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Söyleyin bakayım ne var? Siz de kocasınız ya. Veya hoca olmuşuz zannedin sen. Yani kime buyuruyor Hazreti Allah? Bize. Ya bize buyuruyor be kardeşim. Bize buyuruyor ya. İntansurullah. İntansurullah. Şayet siz Allah'a yardım edersiniz. Değil mi hocam? Tabii onun tevilini yapacağız. Söyleyeceğim bir şeyini de. Ama ifade manaya baktığımızda direkt nereye yazıyor Mevla Teala sanki ifadeyi? Allah'a yardım alıyoruz. Arkadaşlar biz Allah'a kalkıp da haşa Allah için şimdi Allah'ımıza şunu hazırlayalım, bunu hazırlayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım değil ya. Allah'ımızın dini için yapacağız ki Allah onu kendisine kabul ediyor. Doğru mu değil mi? Doğru. Ve yaptıklarımızın da tamamı kendi menfaatimize gider. Yoksa Efendi babamız buyurmuş ki Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Oğlum seni Allah bir demenle Allah bir olmuyor. Allah zaten bir. Sen Allah bir demekle kendindeki tevhidi ortaya koymuş oluyorsun. Sen artık Allah'ı yüceltmekle Allah'ı yüceltmiyor. Senin kaliteni artmış oluyor. Sen ibadet yapmakla beraber Allah'a haşa bir şeyler vermiş olmuyorsun. Kendi güzelliğin, kendi mükemmelliğin artmış oluyor. İnşallah başaracağız. İnşallah. İntansurullah diyor Hazreti Allah. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz yen suru küm Allah da size yardım eder. Size. Etsin mi etmesin var ya size. İhtiyacınız var arkadaşlar. Ama menfaatsiz din anlayışı inşallah. Gelin şunu hep beraber yaşayalım ya. Ne yaşıyoruz hep beraber? Menfaatsiz din anlayışı. Yaptığımızı sadece ve sadece yapacağımız atacağımız bir adımı sadece kim için atacağız? Anlayamadım. Çok sessiz geliyorsun ya. Sessiz. Kahvaltı yaptırmadılar mı yoksa? Ne bileyim. Ne olur şimdi rahmetli dedem Allah rahmet eylesin rüyada görmüşler dedemi. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Rüyada görmüşüz. Dedem Ankaralı bir amca. Dedem diyormuş ki ona. Efendi Hazretleri anlattı bunu. Diyormuş ki ona. Allah için ne yapıyorsun? Ziya amca değil mi? O da diyormuş ki. İşte namaz kılıyorum. Ne?
Namaz Allah için değil ki, o senin vazifen. Oruç tutuyorum. Ne? O senin vazifen. Zekat, o senin vazifen. Adam sıkışmış. Demiş ki, kadın hocaları arabamla beraber sohbetlere taşıyorum. Heh, bu oldu işler için. Yoksa vazifelerini Allah için zannetme, o senin vazifen, vazifen. Biz de inşallah bu yolda bir adım atacağız, bütün gençliğimize ulaşmak niyetiyle inşallah. Bütün gençlerimize ulaşacağız, bütün yaşlılarımıza ulaşacağız, onlara dini sevdireceğiz. Soruyorum size, rica ediyorum. Arkadaşlarımıza kaldırabilirim. Daha önce size gönderdik arkadaşları. Buradalar arkadaşlarımız. Oradaki yaştan memnun oldum olmadı mı? Çok. Anlayamadım. Çok hocam, çok. Son derece memnun oluyorlar. Ve kıyafeti gördüğünde veya bir İslami kimlikte gittiğinde Müslüman, Müslüman olarak onlara bir ziyarette bulunuyorsun. Onun kalbinde iman sevgisini tekrar canlandırmış oluyorsun. Müslüman olarak bir yetimhaneye gitmen, oradaki yavruların kalbine iman duygusunu aşılaman, bir gence ulaşman, sadece ve sadece onu hissettirerek, o kalbin şişimin düşündüğünü hissettirerek onlara ulaşman. Ya çok kıymetli bir iş ya. Menfaatsiz sadece Allah için. Yapacağız inşallah. İnşallah. Yapacak mısın? İnşallah. Sesini çıkmasın. İnşallah. Arkadaşlar, kıymetli insanlar, bizler medrese hususunda, hocalar hususunda, talebe hususunda elhamdülillah zaten arkadaşlarımız çoğunuz zaten bu işi biliyorsunuz. Belli seviyeye ulaştık. Belli yerlere ulaştık. Ama iş medresede kalmasın ya. İş bütün gençliğe ulaşılsın ya. Vallahu bütün bu nur ihtiyacat Allah. Allah bu nuru tamamlayacak. Doğru mu değil mi? Doğru. Kim buyuruyor? Velev kerihel kafirun. Kafirler istemese dahi diyor Hazreti Allah, ben İslam nurunu tamamlayacağım diyor. Allah buyuruyor. E hoca, o zaman bize ne? Demeyelim, bizim de olsun be. İnşallah. İnşallah. Olmasın mı? İnşallah. Ne olur? Bizimle olsun. Bizim zamanımızda olsun. Bizim zamanımızdaki gençlik mükemmel olsun. Allah'ın huzuruna imanla çıksın. İbadetleriyle çıksın. Aşkla çıksın, muhabbetle çıksın. İnşallah. Olur değil mi arkadaşlar? Olur. Sizin de olur. Biz bu yola çıktık. Sizlerle çıktık inşallah. Gerçekten bu niyetlerle beraber inşallah niyetimiz bu şekilde devam etmek, Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Mevlamızın buyuruyor, Mevlamız buyuruyor. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da seni yapacak. Ve yüzebbit akdamekum, ve ayaklarınızı sabit kılacak. Din yolunda, düşmanlarınız yolunda, her yolda Allah ayaklarınızı ne yapacak? Sabit kılacak. Hiçbir zaman ve men yetevellellah ve resule fe inne hizballah humul galibun diyor Hazreti Allah. Kim Allah'ı ve Resulü'nü dost edilirse onlar Allah'ın askeridir. Ya kim Allah ve Resulü'nü dost edilirse, veli edilirse, onun için yola çıkarsa onlar Allah'ın askeridir. Onlar galiptirler diyor Hazreti Allah. Önü açık bir çalışma, başaracağız inşallah. İn yansurkumullah, şayet Allah size yardım ederse fela galibe leküm diyor Hazreti Allah. Ama yardımın da biliyorsunuz şeyini söylemiştim. Nasıl yardım ederdi Hazreti Allah? Biz yardım edersek. Doğru mu değil mi? Doğru. Allah buyuruyor ki Allah size yardım ederse size kimse galip gelemez. Olacak inşallah. Bir ayet-i kerimeyle daha inşallah devam edeyim, bitiriyorum zaten. Üzülmeyin. Dedim ya, ben ayakta çok konuşurum. Benim işim o. Oturarak gerçekten çok konuşamıyorum ben. Tespit ettim. Niye? Artık alışkanlık oluşuyor. Sinirinizde olsam demiş ya, hocam demiş be. Senin bir Fatiha deyişin var da bayılıyorum. Niye? Son ifade ya, Fatiha sahibiz bitti zamanatında. Şimdi siz de olduğu gibi yapmayın mübarekler. Ha öyle istiyorsanız bana bir tane şey, sandalye getireceksiniz. Tak oturacağım ona. Bir bakmış şey, git tak hoca bitirdi. Samimi söylüyorum bak arkadaşlar, şayet siz de bilirsiniz. Ya, çoğunuz bilirsiniz. Şimdi Mevla buyuruyor ki inna lenansuru rusulena. Yemin olsun ki diyor Hazreti Allah, elbette ki muhakkak ki ben elçilerime, peygamberlere yardım edeceğim.
Ettim etmedim arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan, tut İbrahim Aleyhisselam'dan, Davud Musa Aleyhisselam'dan, Davud İsa Aleyhisselam'ın peygamberi Muhammed Mustafa'ya kadar. Bütün peygamberlere Hazreti Allah yardım etti mi etmedi mi? Tek başınaydı belki. Nuh Aleyhisselam tek başınaydı. Ama netice itibariyle 900 seneye vazife yaptı. Yine Mevla onun duasını kabul etti ve en netice ne yaptı? Galip getirdi. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam taktı kaçtı biliyorsunuz. Elhamdülillah. Kim yardım etti? Arkadaşlar, işi bitiren kim? Peygamber vazife yapar. Doğru mu değil mi? Peygamber ne yapar? İşi bitiren kim olur? O yüzden biz vazife yapacağız. Zaten dersen ki, ne dersek? Ben yapıyorum dersen korkunç bir şirk içindesin. Allah hepimiz muhafaza etsin. Biz yapamayız arkadaşlar. Biz ne yaparız? Biz vazife yaparız. İşi kim bitirecek? Allah bitirecek. İnşallah. Buyuruyor Hazreti Allah. Yemin olsun ki muhakkak ki ben size diyor peygamberlerime yardım ettim. Vellezine amenu. Ve iman edenlere de yardım ederim diyor evlat. Eder mi etmez mi? Hep etti arkadaşlar. Hep ediyor be. Şimdi bir tane kaldı. Onu da Mevlam ikram etsin bize inşallah. Ne olacak o? Ne olur? Türkiye'de herkesle, herkesin imanla tanışmasını sağlamak. Kalplerine iman yerleştirmek. İmkansız düşünmeyin sakın ha. Bize zor. Anlayamadım. Bize zor. Allah'a kolay. Bir bakmışsın ki sabaha اِنْ كُنْتُمْ اَعْدَانْ فَاَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِالْعَبَةِ اِخْوَانَا. Samimiyet karşılığında Hazreti Allah buyuruyor ki onlar akşamleyin yattığında düşmandılar, sabaha kalktıklarında kardeş olarak kalktılar diyor Hazreti Allah. Akşam düşman yattılar, sabah kim yaptı? Allah. Aralarına o sevgiyi, o muhabbeti, o kardeşliği kim koydu? Allah. O yüzden Allah'a zor yok. Biz vazife yapacağız inşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Ve Mevla yemin ediyor, söz veriyor, muhakkak diyor. İman edenlere ben yardım edeceğim. Hem dünkü hayat dünya ve yevme yokur. Hem dünya hayatında ve hem de ahiret hayatında. Allah bir kuluna hem dünyada hem ahirette yardım ediyorsa bu kulun sırtı yere. Sizinle bu iş olur. Son ifademi sonra okumuş olurum ayet-i kerimesini. Sıkıntıyı çektikten sonra, arkadaşlar sıkıntıyı çektik be. Hoca ne sıkıntı çektik? Dünyadaki Müslümanların gözümüzün önünde kanların aktığını gördük mü görmedik mi? Rica ediyorum Allah rızası için ya. Sen bundan eğer gerçekten kalbin ezilmediyse ben ne yapayım be kardeşim? Ama ezildiğine inanıyorum. Dünya ortamında Müslümanların ağzımı almak istemiyorum ama gerçekten söyleme ihtiyacı hissediyorum. Müslüman kızların durumuyla alakalı çok tehlikeli şeyler duyduk mu duymadık mı arkadaşlar? Maalesef duyduk arkadaşlar. Çok büyük sıkıntılar çektik arkadaşlar. Müslümanların birbirine düştü gördük mü görmedik mi arkadaşlar? O zaman diyor ki Mevla Teala bu sıkıntıları çektiyseniz, bu ızdırapları çektiyseniz şöyle söyleyin diyor Mevla. Meta Resulullah. Allah'ım yardımın ne zaman? Öyleyim diyor Mevla Teala. Diyoruz inşallah. Mevlamı da cevap veriyor. Ela inne nasallahi garib. Gözünüzü açın, kulağınızı açın. Allah'ın yardımı yakındır. Allah'ım inşallah bu yakınlığı hakkıyla hissetmeye bir uzak sevilsin. Bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Güzel çalışma nasip etsin. Gayretli çalışma nasip etsin. Bu işin arkadaşlar ayetlerle, hadislerle çalışma sistemi olarak değerlendiriyoruz. Şimdi de nasıl hocam başlayacağız? Nasıl yapacağız? Şu anda Fatih Medresi olarak arkadaşlar, evet hoca kardeşlerimizle beraber, grup başkanlarıyla beraber her mahalleye bir temsilci olarak, bir sorumlu olarak bu işin vazifelisi olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaşacağız. Çoğuna ulaştık, az kaldı inşallah.
Ne yapacağız? Tekrar ediyorum. Yapacağımız sistem şu arkadaşlar. Haftada 15 dakika. Kaç dakika? 15. 7.24 sizin olsun. Tekrar ediyorum. 7.24 ne yapsın? Ama 15 dakikanız Allah için olsun. Bak tekrar ediyorum. Bu iş sakın şöyle düşünmeyin. Şahısların iş değil. Asla. Ya falanca hoca öyle değil ya. Bu iş tamamıyla Allah'a ayrılan 15 dakikanız haftada inşallah. Belki işin başında belli arkadaşlar gözüküyor ama öyle değil yani. Sadece ve sadece. Ne için yapılacak bu iş? Allah'ın. İnşallah. İnşallah. 15 dakikanızı bu işe ayıracaksınız. Kaç dakika? 15 dakika. Hocam yarım saat ayırsam olmaz mı? Olmaz. Bir saat olmaz. Çünkü seni şeytan kandırır. Sağdan yaklaşır sana. Ya der ki kardeşim ben bu işi çok yaparım falan. Seni bir onları bir sokarız. Şey, ondan sonra ya çok da ağır geldi bu iş bana. Mübarek sen ne dedin? Ne dedin? 15 dakika. Ancak birinci hafta 15 dakika yapamadın. O zaman ikinci hafta yarım saat. Hiç kusura bakmayız. O 15 dakikayı ne yapmayız? Hiç kimse yiyemez ya. Üçüncü hafta, eğer iki hafta vazife yapmadıysan üçüncü hafta? 45 dakika. Hocam üç hafta da yapmadım ne olacak? Dördüncü hafta? Bir saat. Hocam bir ay yapmadım ne olacak? Beşinci hafta? Bir saat? 15 dakika. Böyle gider. İki ay olunca ne olur? İki saat. Sen iki ayda iki saatini Allah için ayıramıyorsan zaten arkadaş söylenecek bir şey yok, söylemiyorum zaten. O yüzden bu şekilde arkadaşlar sadece yaptığımız bir hareketinde ses getirmesi açısından, gerçekten teşvik olması açısından, teşvik olması, insanlara örnek olması açısından beraberlik çerçevesinde yapıldığını hissettirmek lazım. Doğru mu değil mi? Ferdi olarak bir çalışma yaptığında şahsa bağlı olur. Der ki falanca yapıyor. Ama beraberce yaptığımızda herkese örnek olur ve her kurumda bu işi yapmak ister. Doğru mu değil mi? Doğru. Bakarlar ki gerçekten bunlar Allah için bir adım yapıyorlar. Ve gerçekten o adımlarından dolayı tesir oluyor, mükemmellik oluyor. Bu sefer göreceksiniz çok kısa zaman sonra herkes bu çalışmayı ne yapacak? Adım atacak. Çünkü bizim halkımızın bu çalışmaya ihtiyacı var. Var mı yok? Var. Bizim halkımız menfaat çalışmalarından bıktı. Bir şey daha geldi abi size ağzıma ama söylemeyeyim bazı şeyler sıkıntıya düşmesin arkadaşlar diye. Onu da hemen geçiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı olsun? Neyse işte menfaatçiliğinden bıktıkça netice itibariyle arkadaşlar, Allah için gerçekten bir şeyler yapmak istiyor. Bir adım atmak istiyor. Ve yapılan bu çalışmalarda, Allah için yapılan bu çalışmalarda da görüyorsunuz ki gerçekten tesiri yüksek oluyor. Emir bir maruf çalışmalarına gidiyoruz. Arkadaşlarımız, çoğunuz belki de gelmişsinizdir. Emir bir maruf çalışmalarına. İçeri girdiğimizde, mesela nereye gidiyorsak, içeri girdiğimizde ifademiz şu. Siyasi ve maddi bir amacımızın olmadığını beyan ederek dediğimizde, kim olursa olsun, samimi söylüyorum, gözleri açılıyor. Siyasi ve maddi bir amacımız yok. Ve şu hoca anlaşılır olsun diye söyledim. O yüzden söyledim bu ifadeyi de. Siyasi ve maddi bir amacımız olmadığını beğendirerek dediğimizde gerçekten insan şöyle bir bakıyor. Sadece bunları söylemek için mi buraya geldin diyor. Antalya veya buna benzer yer. Biz geçen seneden Antalya'ya gitmiştik. Bu sene Kosova'ya gittik elhamdülillah. Önümüzdeki sene inşallah bir aksilik olmazsa becerebilirsek İngiltere'ye gideceğiz inşallah. Emre Münaf'a gidiyoruz arkadaşlar. Adama diyorsun ki biz buraya sadece gençliği kurtarmak için geldik. Onlara gerçekten imanı duyurmak için geldik. Onlara gerçekten namazı göstermek için geldik. Sıfır için mi geldiniz? Sıfır için mi geldiniz? Evet onun için geldik. Yapacağız inşallah arkadaşlar. Allah başarmaya yasınız. Hoca ne yapacağız? Tekrar ediyorum. Ferdi olarak yapılan bir çalışma ne olur? Güzel örnek olmaz. Güzel temsil etmez arkadaşlar. O yüzden toplu olarak yapacağımız bir çalışma
beraber yaptığımızı hissettirdiğimizde 786 mahallede bu harekete bulduğunda, tekrar ediyorum, kaç? 786 mahallede bir harekete bulduğunda, her bir kardeşimiz bu hareketi yaptığında, o zaman otomatikman ne olmuş olacak? 786 tane hareket olmuş olacak. Doğru mu değil mi? Tesiri yüksek olacak. Çünkü yedullar alel cemaat, Allah'ın rahmeti cemaat üzeredir. Topluluk üzeredir Allah'ın rahmeti. Ve la teferraku diyor Hazreti Allah. Sakın ne yapmayın? Ayrılmayın, ayrılığa düşmeyin. Allah hepimizi muhafazayız. Mesela anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi ilk yapacağımız hareket değil. Bugün başlıyoruz inşallah. İlk hareketimiz şu arkadaşlar. Her mahalle temsilcisi, herkesin kendine ait bir mahalle verecek. Başkanlarımız tarafından verilmiştir veya verecektir. Verilince yapılan hareketi şu yapacak. Evvela oranın muhtarıyla tanışması lazım. Niçin? Bak muhtarıma sorabilirsin. Muhtarım orada. Niçin? Çünkü insanlar gelir muhtara sorar. Der ki ya falanca kardeş var ama diyor ki biz böyle böyle çalışmalar yapıyoruz. Ne dersin? Der mi demez mi? Muhtar hep bir şey tanımıyorsa ne yapacak bu sefer? Bir de geldi bu adam kim ya derden çıkmışlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Muhtarım doğru mu muhtarım? Çünkü der ki ya bu adam nereden çıkmış? Ama sen gider. Sen gider selamun aleyküm, aleyküm selam muhtarım. Ben falanca falanca kardeşim. Biz böyle böyle bir çalışma başlattık. Sadece Allah için yapılan bir hareket. Menfaat ve siyaset asla yok. Sadece gençlerimize, yaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine ve bugün bir insanların dertlerini dinleyip onlara yardımcı olma hususunda, dini anlatma hususunda, gerçekten yanlışa düşmüş gençlerin de bataklıktan kurtulma hususunda mücadele vereceğiz hep beraber. Bu şekilde bir çalışma başlattık. Bu çalışmadan dolayı haberiniz olsun muhtarım. Bunda bir anormallik var mı? Kaç dakika sürer? 15 dakika sürer. Birinci haftaki çalışmamız. İkinci hafta. Çünkü muhtardan sonra bu insanlar en çok kime gider? İmama gider. Doğru mu değil mi? Gidilir mahallemizin imamına. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsmi falanca falanca falanca. Biz Fatih Medresi olarak böyle bir çalışma başlattık. Hocam, sizden de bu konuda yardım istiyoruz. Hocalarımız da burada. Yardım istiyoruz. Ne istiyoruz? Gençlerimizi Kur'an'la tanıştırmak istiyoruz. Ama siz de bize yardım edin. Onları imanla tanıştırmak istiyoruz. Siz de bize yardım edin. Onları camiyle tanıştırmak istiyoruz. Siz de bize yardım edin. Aynı zamanda oradaki hoca, hocamızı da ne yapmış olacağız? Hareketlendirmiş olacağız. Doğru mu değil? Doğru. Bu sonra bakacak ki, bunlar bir cemaat olarak, bir fert olarak, bir topluluk olarak bu hareket yapıyorsa benim mahallemde ben de geri kalmayayım diyecek ya. Doğru mu değil mi arkadaşlar? O zaman ikinci haftaki çalışmamız neymiş? İmamla tanışmak. Peki kaç dakika sürer imamla tanışmak? Zaten 15 dakikadan fazla uzatırsanız kovarlar sizi. Daha büyükler yürürler diye gördünüz. Gördünüz mü arkadaşlar? Birinci çalışmamız neymiş birinci hafta? Muhtarlarla tanışıyoruz. Ama unutma ki sen bir muhtarla tanışıyorsun ama bütün arkadaşlarımız o mahallede muhtarla tanıştığında 786 muhtarla tanışılmış olacak. Sen belki bir mahallende, kendi mahallende, kendi muhtarınla tanışıyorsun zannederken aslında İstanbul'un bütün mahallelerinde senin adına, kurumun adına, çalışman adına bütün muhtarlarla tanışılmış olacak. O yüzden sakın yaptığımız işini görmeyelim. Sakın ha basit görmeyelim. Çok mükemmel bir hareket inşallah. Yapacağız. Hocam üçüncü çalışmamız üçüncü hafta. Bulunmuş olduğumuz mahallede, yani sorumlu olduğumuz mahallede dernekler veya vakıflar vardır. Doğru mu? O vakıflara ve derneklere gidiyoruz. İşte Giresunlar Derneği olabilir. Trabzonlar Derneği olabilir. Veya işte Diyarbakırlar Derneği olabilir. Veya çoğaltabilirsiniz. Bütün derneklere, mahallenizdeki derneklere, yani selamünaleyküm dernek başkanlarına, selamünaleyküm, aleykümselam. Başkanım, biz böyle böyle bir çalışma yapıyoruz. Ve bu çalışmadan dolayı da işte sizlerle işte duyurmuş oluyoruz, size anlatmış oluyoruz. Size de bu usta yardımcı olabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Derneğinize Kur'an okutmak istiyorsanız, Kur'an için hoca getirebiliriz. Her türlü arkanızda bu hizmet var arkadaşlar.
Her birinizin, her birinizin arkasında bak, size söz veriyorum, garanti veriyorum. Hangi hocamızı çağırırsanız gelecek. Öyle anlaşma yaptık onlarla. Allah'ın izniyle. Hangi hocamızı çağırırsanız ya. Eğer hocamızın kendisi o anda başka bir şeyle ondan daha önemli bir işi varsa mutlaka hocaya yaratacak. Mutlaka hocaya yaratacak. O derneğin mesela kuralında veya nişanında veya düğününde veya çoğaltabilirsiniz veya merasimlerinde veya işte toplandıklarında onlara sohbet edecek veya Kur'an okuyacak, duası yapacak. Her türlü. Onlar da bu çalışmayı gördüğünde etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Hangi dernek etkilenmez ya? Girmişsin kendisine düzgün selamünaleyküm diyorsun kardeşim. Her türlü desteği verir size. Hem de karşılık beklemeden. Anlaştık. Kaç oldu? 3. 4. hafta mahallenin etkili yetkili esnafları vardır. O esnaflarla tanışıp sadece çalışmanın bu olduğunu anlatacağız. Biliriz ki arkadaşlar, güzel insanlar, kıymetli insanlar, muhtarımızla tanıştık. Bu silsileyi unutmayın. Ne yapmayın? Bu yolu unutmayın. Muhtarımızla tanıştık. Hocamızla tanıştık. Dernek başkanlarımızla, vakıflarla tanıştık. Şimdi esnafa şunu söylüyoruz. Arkadaşlar, güzel insanlar, mahallemizdeki bütün hem fakirlere, hem gençlere, hem insanlara ve gerçekten bu işe sahip çıkmak için ne yapıyoruz? Mücadele veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kaç oldu? Say bakayım bir. Kaç saat oldu? Hocam ben biraz gevezeyim, uzatırım. O seni bağlar, beni bağlamaz. Ben şu sanırım, hep saydıklarım, hepsini kaç dakikada halledersiniz Allah'ın izniyle? Şimdi devam ediyor arkadaşlar. Beşinci hafta. Kaçıncı hafta? Beşinci hafta. Her birimiz bir hasta ziyareti yapıyoruz arkadaşlar. Kaç hasta? Ama tekrar ediyorum. Bu hastayı ziyaret ederken nasıl yapıyoruz? Bir kurum adı yaptığımızı, beraber de böyle bir çalışma yaptığımızı söyleyerek yapıyoruz hastayı ziyaret. Ya Allah için ziyaret. Mahallendeki mecburi ziyaretlerin dışında hoca falanca o bağının dışında o seni bağlar. Adam mesela amcan hasta gitmişsin, amcana geçmiş olsun falan desin. Hoca hasta ziyaret yaptı. Böyle değil. O seni zaten bağlıyor. Bu özel bir hasta ziyaret arkadaşlar. Ekstradan. Hocam hasta yoksa mahallede mutlaka hastane vardır. Bir hastane. Şimdi başımıza gelen bir olayı anlatayım ben size. Hastanede olur. Şimdi biz Diyarbakır'daki hoca kardeşimiz trafik kazası geçiriyor. Mehmet Eymez hocamızla beraber de oraya ziyarete gittik. Diyarbakır'a. Hastaneye ziyarete gittik. Hanımı ameliyat olacak. Kapıda bekliyoruz biz. Yenge hanım ameliyat olacak inşallah. Çıkalım ameliyat oluyor. Bir dışarıda bekliyoruz. Mehmet Hoca'ya dedim ki hocam dedim, gel dedim. Şöyle bir tur atalım dedim. Yani hastaları ziyaret edelim. Geçmiş olsun diye. Samimi söylüyorum. İlk odaya girdik. Adamın çok ağrısı var ama. Böyle. Yatağın üstünde böyle şey gibi duruyor. Öyle duruyor ki adam. Tek başına adam. Bizi bir gördü. Vallahi diyorum sana gözlerinden okuyorum. Aa dedi Azrail geldi. Yemin ediyoruz ya. Sesi kesildi. Hareket yok. Ah böyle duruyor. Öyle duruyor ki. Onun duruşundan biz korkmaya başladık. Allah. Ama belli halinden ki adam bizi hiç hayatında böyle kıyamet görmemiş anladığım kadarıyla. Zaten onlara melekler anlatırken böyle anlatılıyor herhalde. Vakti gitti kalan dedi harbiden geldi dedi. Gidiyorum. Biz ne desek geçmiş olsun filan diyoruz. Tık yok tık. En son oğlu içeri girdi. Oğlu içeri girince ya geçmiş olsun işte filan falan Allah o çocukla konu. Adam rahatladı ya baktık bunların hesabı. Aynen böyle arkadaş. Olsun. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir hastaneye soruyorum size ya soruyorum. Sen hastalık bilir misin? Gönülün bitmek lazım. Hastanede yatıyorsun. Hastanede yatıyorsun. Bir kişi gelmiş.
tanımadığım bir kişiden bahsediyorum. Selamun aleyküm demiş, elinde de bir gül. Geçmiş olsun diyor sana. Dinim gereğince geldim sana diyor, dinim gereğince. Etkilenir misin, etkilenmez misin? Arkadaş etkilenirsin ya. Ya sen dinin gereğince gelen birisine etkileniyorsan, gittiği zaman da o insanlar etkilenir mi? Anlaştık inşallah. Altıncı haftaya geçiyorum. Altıncı haftada arkadaşlar, taziye ziyareti. Yani bir vefat eden biri. Ama tekrar ediyorum. Bu taziye ziyareti kesinlikle kim değil? İşte, hocam işte bizim akrabadan falan diyor, öldü gitti bunu taziye etti. Ya Burak onu zaten yapıyor. O senin mecburi hareketin ya. Bu ne? Ekstra bir hareket mi olacak? Belki kendi cenazen olmayabilir, kendi mahallende olmayabilir ama mutlaka soruyorum size, bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Geçenlerde bir cenaze kaldırdık, arkadaşlarımız şahit. İsim vermeden söylüyorum, arkadaşlarımız şahit. Yemin ediyorum katılmasak var ya, iş 3-5 tane kadına kalıyordu. Doğru mu değil mi? Neredeydi o arkadaşları ya? Yemin ediyorum size, eğer cenazeye katılmasak ne olacaktı? 3-5 tane kadına kalacaktı iş. Samimi söylüyorum ya. Gördün mü sen? O yüzden mutlaka arkadaşlar, yabancının bir taziyesine yapmak, yine kurumsal olarak oraya inşallah ziyarette bulunmak. Kaç oldu? Kaç dakika süre taziye? 15 dakikadan fazla zaten durmayın ya. Samimi söylüyorum, durmayın ya. Zaten insanların kendi göreği de var. Ama o 15 dakika içinde sen o taziyede gerçekten biri bulunman, sana bir geçmiş olsun demen, başın sağ olsun demen, gerçekten onların bir gönlünü alman, onları çok büyük şekilde ne yapar? Rahatlatır. Olayları düşünürken biraz kime düşünelim arkadaşlar? Kendimize düşünelim. Ya gerçekten bana yapsalar nasıl olurum diye düşünelim ya. Ama tekrar ediyorum, bunlar kim değil? Hoca işte ben bekledim, bizim mahallede cenaze çıkmıyor, Azrail gelmiyor falan. Ödemeyeceksin ya. O zaten kendi akrabana, kendi şeyini zaten yapacaksın. Mahallende yabancılara inşallah başlayacaksın bu konuda. İnşallah. Kaç dakika? 15 dakika. Düğün sohbetleri arkadaşlar. Düğün yerleri. Bir başkası 7. hafta bir düğüne gidiyorsun. Yabancı bir düğünden bahsediyorum yine. Hocam işte çok çalgılamalı, içeri girme. Kapıdan tebrik et. Falanca kurumdan geliyorum. Düğününüzü tebrik ediyorum. Kısa başarabiliyorsan iki dua et. İşte ailelerine mutluluklar dilerim. Tatlı bir şekilde düğün ziyareti yap. İslami bir çalışmayı göstermiş olacağız yani burada. Ama unutma ki her mahallede yaparsak 786 mahallede aynı hareket yapılmış olacak arkadaşlar. O zaman 786 düğünde etkili durumda olmuş olacaksın. İnşallah. Son olarak da, son olarak iki aylık son diyorum. 8 madde söylüyorum, ondan sonra 2 ay sonra tekrar toplanırız beraber. Onları diğer 8'i anlatırız inşallah arkadaşlar. Sohbetlere davet. Her mahallede, her mahallede illa bir hoca kardeşlerimizin sohbetleri vardır. Yoksa bir o mahallede bir sohbet organizası yapmaya çalışmak yani. İnsanlara gerçekten gençleri davet edin. Bulunmuş olduğunuz mekanlarda illa ama derneklerde ama bu veya camide veya buna benzer yerlerde illa bir yer vardır. Yoksa bulalım, yoksa diğer mahalleye taşıyalım, yoksa başka yere taşıyalım veya yapılan sohbetleri davet edelim arkadaşlar. Sadece davet ediyorsun, gençleri davet ediyorsun, kardeşim diyorsun, bak böyle çalışmalar var, bir sohbetlere inşallah. Arkadaşlar, baştan bunlar ne gözükür? Hafif gözüküyor ama beraber yapıldığı zaman göreceksiniz ki çok güzel ses getirecek inşallah. Allah'ım bu yolda gayretimizi artırsın. Söylenenler lazım mı değil mi? Lazım. Anlayamadım. Lazım. Bu gençliğe ulaşmak lazım mı arkadaşlar? Lazım. Hoca işte hemen başlayırsak, hemen gençlerden başlarsak bakmıyorsun, ben size söyleyeyim. Eğer sen muhtarını tanımazsan, imamını tanımazsan, oradaki dernekleri tanımazsan, ve gerçekten esnafını tanımazsan
yaptığın hareketlerde ön yargıyla bakarlar, hemen sizin hakkınızda olumsuz konuşurlar. O yüzden dolayı biz hemen ne başlayamayız? Hemen gençliğe ne yapamayız? Başlayamayız. Açık böyle söylüyorum. Çünkü bu işin kuralı bu. Eğer seni oranın muhtarı tanımazsa, oranın imamı tanımazsa, oranın dernekteki ve vakıftaki insanları tanımazsa, oranın esnafı tanımazsa hakkında ön yargı yaparsın. Neden? Der ki bunlar ne olduğunu ben bilmiyorum der. Bunlar falan başlarsın hakkında konuşmaya. Çünkü tanımıyor seni. Doğru mu değil mi? Ama tanırsa ki de o kardeşimiz, evet evet böyle bir çalışma yapıyorlar. Olumsuz da olsa muhtarımız, eğer dinin dışında bir adam da olsa yemin ediyorum ya der ki evet evet onlar böyle bir çalışma yapıyorlar. Ama böyle bir çalışma yapıyorlar der yani diye. Ne yapamaz? İşi yalanlayamaz yani. O yüzden arkadaşlar Allah'ın bu yolda hepimize başarı nasip etsin. Kısacası tekrar ediyorum. İlk hafta ne yapıyorduk? Muhtarlarla tanışıyoruz inşallah. İkinci hafta? Üç? Dernek vakıflar. Dört? Esnaf. Beş? Hasta ziyareti veya hastaneler ziyareti değil mi arkadaşlar? Altı? Taziye. Yedi? Düğün. Sekiz? Zannediyorum dağıtacaklar size inşallah. Soruyorum size, siyasi ve maddi bir çalışma mı? Hayır. Allah için çalışma mı? Evet. Allah'ın bu yolda hepimize başarmasın. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Burada şu da var arkadaşlar, yani belki ön planda kısa olarak nasıl bir takdimi kendimi takdim ederim? Ön planı nasıl takdim ederim? Gidiyorum ya bir kimlik olarak nasıl takdim ederim diye düşünürseniz burada arkadaşlarımız yazmışlar bak. Burada yazmışlar tek tek arkadaşlar. Bu kağıtları inşallah dağıtacak mısın Ahmet Hoca herhalde? Ahmet Gülgör Hoca herhalde. Bu kağıttan dağıtacak mısınız arkadaşlar? Bundan dağıtılması lazım. Adam yani nasıl ön ifade olarak nasıl bir ifade kullanabileceğini olur ya. İlk defa insanla karşılaşıyorsun. Karşılaştığında nasıl bir ifade kullanacağını ne yapacaksın? Bazı arkadaşlarımız zaten profesör maşallah. Çok iyi, harika, tak 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 sayıyor maşallah. Bazısı yeni olmuş olabilir, olabilir, normaldir yani. O yüzden inşallah Allah'ın başarmayı nasip etsin. Mevla hepimizi muvaffak edilsin. Arkadaşlar, bu çalışma lazım. Eğer yaparsak hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olur. Dünyada kesinlikle sizden ne yapılmıyor? İşte şu saatleri ayır veya işini bırak veya şu ölüm şey zaten söylenmiyor. Sadece haftada kaç dakika ayır deniyor? 15. Mevla hepimizden razı olsun. Mevla hepimize başarılar nasip etsin. Mevla Teala bütün gençliğimize ve hepimize en mükemmelini istenilerek güzel ikram eylesin, ihsan eylesin. Mevla hepimizden razı olsun. Şimdi arkadaşlarımız biraz daha konuşmaya devam edecek. İnşallah tamamlamış olacağız. Fmhaber.com.